Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Motovlog serimizin ikinci bölümündeyiz. Bugün kasaba vesaire alışverişe gideceğiz. Bu arada geçenki videomuzda gece çekmiştik. Şimdi teşekkür ettik abiye. Arkadaşlar şuradan köprüye bağlanacağım. Oradan şehrimize geçeceğiz. Hayret, normalde buralar çok kalabalık olur ama bu sefer sakin olmuş. Konya'da havalar sıcakladığından beri insanlar fazla çıkmıyor artık eskisi kadar. Benim geçmeme müsaade eder mi? Eder. Niye etmez? Bazen görmezden geliyorlar. Geldiğimi göre göre hala çıkmaya çalışıyorlar. Uyuz oluyorum. Şu arabadan kapıyı açmaz mı abi? Şerif. Bekle işte. Sağ sinyal veriyorum. Sağ sinyalim açık. Sen ne yapıyorsun abi? Çözünü seveyim. İnsanlar sıcaktan ne yaptıklarını şey yapmaz olmuşlar size yani. Evet, şimdi sen bir izin ver dayı. Evet, konuşamadım fazla çünkü niye tersten geliyorsun abi? Hızımı kesti ya. Motor bayılacak çıkarken. Neyse. Normalde ters yönden geldi buraya. Neyse. Evet arkadaşlar, trafikte o yerde muhabbete girmek istemedim. Çünkü muhabbete girsem bu sefer beynim aynı anda iki işi yapamayacak. Geçenki videoya baktım. Sesim çok düşük gelmiş. Yani duyuluyor ediliyor ama azdı. Hala az. Ve montajla, ses şeyleriyle falan ayarladım onu. Biraz daha sesli konuşacağım bu videoda. Hem araç sesleri gündüz olduğu için daha çok sesimi bastıracaktır. İlerleyen zamanda daha iyi ekipmanlara geçiş yapacağız inşallah arkadaşlar. Kuşçuk çekil kuş. Şu son da yavaşlayacağım çünkü tekeri mahveder şu tümsek. Verip biraz sonra şuraya park edilir mi? Gözünü seveyim ya. Şuradan çıkalım müsait. Evet. Sinyali ben şöyle. Geldik sayılır. Başka oyuncakçıya bir yere girip bakmak. Arkamda biri yok gibi. Şuralara dikkat etmek lazım. Pat diye geri çıkabiliyorlar. Selamünaleyküm abi. Nasılsın, iyisin? YouTube'a kayıt şey yapıyorum artık.
Motovlog'la. Evet, bu videonun montajını yapmak uzun sürecek. Şöyle takalım. Neden uzun sürecek? Çünkü zaten GoPro'dan laptopa aktarmak 1 saat sürüyor. Formatını değiştirmek, AVI formatında kayıt alıyor. Ama biz MP4'e çeviriyoruz. Şöyle ben şuraya çıksam. Yavaşça inelim. Şöyle çıkalım. Sol sinyal verelim. Evet, malzemelerimizi aldık arkadaşlar. Tabii ki de U dönüşü yapmayacağım. Şuradan hallederim arkadaşlar. Tamam. Evet. Malzemelerimizi aldık. Eve yemek yapmak üzere gidiyoruz. Bir nevi bugün kuryelik şeyimiz gibi oldu ya. Paketi aldık. Paketi kendimiz götürüyoruz. Evet, inşallah ilerleyen zamanlarda Yemek Sepeti'nde kuryeliğe başlayacağım. Bir deneme yapacağım. Murat abinin vardı. Eğer başka şehirlerden oluyorsa arkadaşlar, bilenler yazsın bana. Eğer başka şehirler arasından da mesela arkadaşımızın ya da atıyorum abimizin vesairesinin şeyiyle yapabiliyorsa, ben de buradan yaparım. Başka şehirlerde de oluyorsa. Gelin, bir tane taksimiz var ama uzak. Şuraya geçelim. Şurada gelen yok. Hızımı alıp rampaya girmem lazım. Neden yoldan gitmiyorum onu da söyleyeyim. Güvenmiyorum arkadaşlar çünkü burada sıkıştırıyorlar. Şuradan. Evet. Buraya bir düzeltmeleri lazım ya. Bu arada evet, 25 km hızla çıkıyoruz. Benim gibi bir ağırlıkla. Gerçekten iyi motor. Yani maşallah, böyle Çin malı vesaire kötü diyorlar da, ben alalı bir yıl olacak neredeyse. Maşallah daha bir şeyini görmedim. Şuradan size manzarayı da bir göstereyim. Tabii fazla da bakamam çünkü bildiğiniz gibi motorcu hangi yöne bakarsa oraya gider. Bu arada arkadaşlar, geçenki gece videosunda hem şarjım azmış hem de birinci vitesteymiş. Ben normalde hep şey yapıyorum. Motoru elektrikli olduğu için, benzin olmadığı için bununla vites olayları çok önemli değil. İstediğin viteste kalkabiliyor motor. Ben vitesi 2'de şey yapmışım. Pardon, 1'de kaldırmışım. 2'de kaldırıyordum hep. Babam şey yapmış. Kardeşime öğretirken işte burada sıkıntı. Aynı anda ikimiz böyle çıksak ne olur? Ben söyleyeyim. Onun arabası benim motor yalım olur. Umarım geçenki gibi güzel bir kalite alıyorumdur. Ufak birkaç düzenleme yaptım kamerada. Şöyle sağdan gidelim. Bir ara şöyle burada basmıyorum genelde. Ben burada ne zaman lastiğe hava bassam arka lastik iniyor. Sol yapacağız şu ileride. Evet. Neyse, videomuzun sonuna gelelim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Videoyu burada noktalayacağım. Kısa, öz, güzel bir video oldu. İnşallah daha farklı yerlere giderken içeriklerle de her yer Suriye'de anasını satayım.
gitmedilere. Yalnız benim motor niye böyle oldu ya? Şu an ikinci vitesteyim. Nedense şey olmadı. Bu arada arkadaşlar şu 1-2 ay içinde yeni bir motor da alacağım, onu da söyleyeyim. Tavsiyeniz varsa benzin alacağım. 80 cc'ye yükseltilmiş bir tane. Evet, arkamdan çeri geliyor. Şu arabayı hep almak istemişimdir ya. Vay be, güzel. Şu çeri iyi diyorlar. Ben de almak istiyorum. Allah kısmet eder inşallah bir gün. Yani hem ucuz maliyetli arkadaşlar, hem de az masraflı olduğu söyleniyor. Hani az yakan bir araba. Parça maliyeti ucuz. Vesaire, evet. Videomuzu noktalayalım. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın arkadaşlar. Bay bay.